Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar efendim. Bugün 1 Şubat 2019 Cuma günü Diyanet TV ekranlarında gündemle karşınızdayız. 45 dakikalık bir süre boyunca gazetelere ve gündeme yansıyan haberleri sizlere aktaracağız. Siz de elektronik posta üzerinden haberetdiyanet.tv ve 0535 018 17 50 numaralı telefondan da WhatsApp yoluyla bizlere ulaşabilirsiniz diyelim ve gündeme başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. Yerel seçim sloganı olarak belirlenen memleket işi gönül işi ifadesiyle verecek mesajları anlattı. Antidemokratik siyaset anlayışı bu seçim döneminde kapanacak dedi. Tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyerek gönül belediyeciliği sözüyle milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleket işi gönül işi diyerek partisinin seçim startını verdi. Antidemokratik siyaset anlayışının bu seçimle kapanacağını vurguladı. Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet değil, plan, proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimizdir. Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden antidemokratik siyaset anlayışının dönemi inşallah 31 Mart'ta tamamen kapanacaktır. Cumhur İttifakı'na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz diyen Erdoğan, belediyecilik faaliyetlerinin şeffaflığı için Cumhurbaşkanlığından takibinin yapılacağını söyledi. Şehirlerimiz içinde kısa, orta ve uzun vadeli strateji belgeleri hazırlayacağız. Bakanlıklarımızdan en küçük belediye birimlerimize kadar şehirlerimizle ilgili tüm planları, projeleri, yatırımları, hizmetleri, bu süreçleri tüm belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir izleme değerlendirme sistemi kuruyoruz. Erdoğan partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. Şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Benzersiz şehirler anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirlerle belediye hizmetlerine tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay şehirleşmeyle tabiatla bütünleşen aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak. Ayrıca halkla birlikte yönetim ilkesiyle şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak. Erdoğan belediye başkanı adaylarına milletimizle birlikte olun tavsiyesinde bulundu. Sizlerden bugünden itibaren seçim gecesine kadar tüm gücünüzle sokakta, evde, iş yerinde, her yerde milletimizle birlikte olmanızı bekliyorum. Hedefimiz bizzat ulaşmadık, kendimizi anlatmadık, derdini dinlemedik hiçbir vatandaşımızı bırakmamak olmalıdır. Seçimi kazandık, seçimden sonra da bu anlayışın aynen devamını istiyorum. Sayın seyirciler, İslamofobik saldırıların odak noktasındaki camiler için Avrupa'da yaşayan Müslümanlar tedirgin ve tepkili. Hollanda'daki Müslüman siyasetçiler, İslam düşmanları, ırkçılar ve terör örgütü PKK yandaşlarının İslami kuruluşlar ve camilere yaptığı saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin bütün ülkede camilerde artırılmasını istiyor.
Bazı camilerin önüne domuz kafaları bırakıldı, camları kırıldı. Duvarlarına çirkin ve ırkçı yazılar yazıldı. Geçen sene burası kundaklama oldu. İşte o günden beri her zaman burada tergin olarak oturuyoruz. Acaba birisi bir şey mi atacak içeri? Bir şey olana kadar devlet bence beklememesi gerekiyor. En kısa zamanda her şeyin önlemini alması gerekiyor. Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırıların hedefindeki camiler için Müslümanlar artık hükümetten daha etkin tavır ve faillerle mücadele bekliyor. Bayağı bir taşlanma oldu, kundaklama oldu. Bu bayağı bir zarar gördük. İşin açıkçası çocuklarımız sağlıklı bir şekilde camiye de gidemiyor. Hollanda hükümeti kesinlikle bayağı bir ırkçı yaklaşımla hiçbir şekilde bizim bu camilerimize, derneklerimize olan saldırı da hiçbir şekilde bir kınama da gelmedi. Bize ayrıyetten bir güvenlik tesis bile etmediler. İnşallah bekliyoruz. Yani bunun arkası gelir. Bu böyle kalmaz. Biz de çocuklarımızı rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde camilerimize, derneklerimize getirebiliriz. Hollanda'da son 10 yılda yaklaşık 300 cami saldırıya uğradı. Basit saldırılar olarak görülen ve caydırıcı olmayan cezalarla geçiştirilen olaylardan cesaret alan failler, İslamofobik saldırılarını arttırınca Müslüman toplumun gösterdiği tepkiler sonrasında başkent Amsterdam'daki camilerin güvenlik önlemleri arttırıldı. Ancak bu önlemler saldırıları engellemeye yetmiyor. Cemaatimizin güvenliği ve rahat bir şekilde ibadetimizi yapabilmemiz için bizim de Dordrecht şehri ve bütün Hollanda çapında bu güvenliği temenni ederiz. Birkaç yıl önce terörist bir saldırı yapılmıştı camimizin bir tanesine. Amsterdam Hollanda'nın başkenti olması hasebiyle bir başlangıç yaptı. Tabii ki diğer belediyelerde de bu çalışma yapılması gerekiyor. Ülkedeki Türk kökenli siyasetçiler de bu konunun takipçisi. Bazı siyasi partiler tabii ki bu konuda çalışma yapmak istemiyorlar. O açık ve net bir şekilde mevcut. Diğer taraftan da şunu görüyoruz. Biz onu istikrarlı bir şekilde yaptık. Defalarca dile getirdik. Hani dilimiz döndüğü kadarıyla bunu yapmaya çalıştık. Hatta dilimizde tüy bitti de diyebiliriz. Ama şunu görüyoruz neticede, biz bunu yaptıkça, dile getirdikçe er veyahut da geç herkes bunun yapılması gerektiğini görüyor. Yani devletin yapması gereken ilk şey nedir? Asayişi sağlamaktır ve vatandaşın, ibadethanelerin güvenliğini sağlamaktır. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden ayrılarak Müslümanlığı seçen Arnout van Doorn da önlemlerin yetersiz olduğu görüşünde. Goed besluit van burgemeester Halsema om dit te doen. Camilerde alınacak güvenlik önlemleri için tehdit analizi yapılarak hangi güvenliğin alınacağı belli olsun. Bunun polisin hem görünür şekilde hem de görünmez şekilde koruduğu ülkelerdeki sinagog, Yahudi okulları ve kuruluşlarına alınan güvenlik önlemlerinin benzeri olması lazım. Güvenlik kameraları, çift cam, acil durum tesisleri gibi güvenlik önlemlerine de başvurulabilir. Fakat güvenlik konusunda daha çok yol kat edilmesi gerekir. Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da devlet başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen muhalifler tekrar sokak gösterilerine başladı sayın seyirciler. Maduro taraftarları da büyük gösteriler düzenleyecek. Devlet başkanı Maduro'ya tehditlerini sürdüren ABD, ona destek veren ülkelere de tehditkar mesajlar gönderdi. Maduro ise Amerika Birleşik Devletleri Libya ve Irak'ta yaptığını bize yapmaya çalışıyor dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri müdahale ihtimaline karşı da Vietnam'ı hatırlattı. Venezuela'da tansiyon giderek yükseliyor. Gerginlik bir kez daha sokaklara taştı. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden ve başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Juan Guaido'nun çağrısıyla sokağa inen muhalifler kentin birçok noktasında gösteriler düzenledi. İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin başkan yardımcısı Diosdado Cabello ise ülkedeki kutuplaşmanın fitilini daha da ateşleyecek açıklamayı yaptı. Muhalefetin büyük gösteriler düzenleyeceği cumartesi günü için iktidar taraftarlarına yürüyüş çağrısı yapan Cabello, yeni kavgalara ve zaferlere hazır olarak hep birlikte Caracas Bolivar Bulvarı'na çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Darbeci Guaido'nun taraftarları da cumartesi günü büyük gösteriler düzenleyecek. Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise ABD'ye tepkisini sürdürdü, Vietnam hatırlatması yaptı.
Biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor. ABD medyasının gösterdiklerine inanmayın. Venezuela'ya müdahale etmek niyetiyle benim kitle imha silahları bulundurduğumu uyduramadıkları için her gün yalan haberlerle ülkemize müdahaleyi haklı çıkarmaya çalışıyorlar. Latin Amerika'da bir Vietnam vakası yaşanmasına izin vermeyelim. Eğer ABD bize müdahale etmeye kalkarsa hayal ettiğinden daha kötü bir Vietnam'la karşılaşır. Şiddete mahal vermeyelim. Biz bir barış halkıyız. ABD Başkanı Donald Trump'ın muhalif darbeci lider Juan Guaido'yu telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump devlet başkanlığını tarihi bir şekilde üstlenmesi dolayısıyla Venezuela'nın geçici devlet başkanı Juan Guaido'yu tebrik etti ve Venezuela halkının demokrasisine sahip çıkma mücadelesine verdiği güçlü desteği yineledi açıklamasını yaptı. Uyguladığı yaptırımlarla ülkedeki gerginliği kızıştıran ABD'den dünyaya bir tehdit daha geldi. ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tehdidin dozunu arttırarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile iş yapılmaması çağrısında bulundu tüm ülkelere. Bolton, bankacılara, borsacılara, tüccarlara, aracılara ve diğer işletmelere tavsiyem, Maduro mafyası tarafından Venezuela halkından çalınan altın, petrol ve diğer ürünlerle iş yapmayın. Biz gerekli adımları atmayı sürdürmeye hazırız ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden Venezuela'ya ilişkin dikkat çekici bir rapor geldi. Raporun verilerine göre günde yaklaşık 5000 Venezuelalı'nın ülkeyi terk ettiği bildirildi. 2015 yılından beri ülkeden ayrılan Venezuelalı sayısı yaklaşık 3 milyonu buldu. Şubat 2019 Cuma gününün manşetlerine bakacağız. Şimdi Türkiye Gazetesi ile başlayalım. Erdoğan'dan manifesto, belediyeler şeffaf olacak manşeti Türkiye Gazetesi'nde. Cumhurbaşkanı belediyecilikte 31 Mart'tan sonra yeni bir dönemi başlatacaklarını söyledi. 11 maddelik seçim manifestosunu açıkladı. Yerel yönetimler için 31 Mart milat olacak. İşte AK Parti'nin seçim manifestosundan önemli başlıklar. Şehir planları ve imar uygulamaları şeffaf hazırlanacak. Kamu, özel sektör ve STK'ların görüşü sorulacak. Kararlar demokratik katılım işletilerek uzlaşmayla alınacak. Altyapı problemi bulunan şehir kalmayacak. Toplu taşıma projelerine ağırlık verilecek. Kentsel dönüşümde bölgenin ve halkın ihtiyacı gözetilecek. Her şehre uygun gelişme modeli hazırlanacak. Akıllı uygulamalar desteklenecek. Millet bahçeleri yaygınlaşacak. Şehirler çevreye saygılı olacak. Yardım eli uzatılmayan kimse kalmayacak. Yatay mimari ön plana çıkacak şeklinde özetlenmiş bu başlıklar Türkiye Gazetesi'nde. Devam edelim hemen altındaki başlıkta Türkiye Gazetesi ile. Gıda mühendisi hayat kurtardı başlığını görüyoruz Türkiye Gazetesi'nde. Eşiyle pazardan dönen Yaşar Ağal kalp krizi geçirdi. Kalabalığı görüp aracından inen gıda mühendisi Gülşah Tunca Eren suni teneffüs ve kalp masajıyla yaşlı adamı hayata bağladı denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Devam edelim. Doğu'nun çehresi değişti başlığını görüyoruz yine Türkiye Gazetesi'nden aktaracağımız bir diğer başlık sizlere. Kayyumlar belediye parasının Kandil'e gitmesini önledi, bölgeye yatırım yağdı, terörün izleri silindi deniliyor. PKK'ya çalışan HDP'li başkanların yerine gelen kayyumlar Doğu ve Güneydoğu'yu ayağa kaldırdı, bölge yıllar sonra hizmet gördü. 3 milyar liralık borç ödendi, yatırımlar için de 7 milyar lira harcandı. Çocuklara 2644 oyun parkı yapıldı, kültür, sanat ve spor tesisleri açıldı. İl ve ilçelerin altyapıları baştan aşağı yenilendi denilmiş. Hemen altındaki haberle devam edelim yine Türkiye Gazetesi'nden ve seralara acil yardım paketi başlığıyla paylaşılıyor bu haber. Antalya'da hortum ve fırtınanın hasara yol açtığı seralar devlet desteğiyle yenileniyor. 35 milyon liralık ödeme yapıldı. 4 milyon daha yolda denilmiş yine bu haberde.
böyle bir sahtekarlık görülmedi. Hemen altındaki başlık yine Türkiye gazetesinden, arabada para da gitti denilmiş. Bursalı memur aracını satmak için bir kişiyle anlaştı. 79 bin lirayı hesaba yollayan alıcı, işim çıktı arkadaşımı yolluyorum, devri ona yap dedi. Noter satışı o şahsa yapıldı, havaleyi yapan şahıs arabayı almadım deyip ihtar gönderdi. 79 bin lirasını geri aldı denilmiş yine bu haberde. Türkiye gazetesinden aktaracağımız son haber başlığı buydu. Akşam gazetesiyle devam edelim. İnşaatla değil 94 ruhuyla Akşam gazetesinin bugünkü manşeti. Başkan Erdoğan 31 Mart seçimlerini yeni bir milat ilan etti ve AK Parti'nin yeni şehircilik vizyonunu açıkladı denilmiş. Ve bunlar maddeler halinde paylaşılıyor. Şehir planı şeffaf olacak, değişiklikler muhtarlıklarda ilan edilecek. Akıllı şehirler, ulaşım ve iletişim mobil teknolojiyle desteklenecek. Yatay mimari, komşuluk kültürüne uygun yatay mimariye dayalı vizyon, şeffaflık, belediye bütçeleriyle ilgili her bilgi ve belgeye kolay erişim ve ulaşım, altyapı eksikliği olmayacak, toplu taşıma ve otoparklar artacak deniliyor. Çevre, yeşil alanlar artacak, çevre, hava ve gürültü kirliliği önlenecek. Halkla yönetim, kararlar, halkla alınacak ihaleler canlı yayınlanacak. Değer üretmek, şehirler, kültür, sanat eserleriyle değer kazanacak. Kentsel dönüşüm başlığı tek tip değil, kent karakterine uygun olacak. Sosyal belediye, aile güçlenecek, kadın, genç, yaşlı merkezleri olacak. Benzersiz şehirler, şehirlerin karakterleri ve siluetleri korunacak denilmiş. Yine bu başlıklar aktarılıyor Akşam gazetesinde. Bir diğer başlığa geçelim Akşam'da. ABD planı güvenli bölgeye batılı güç şeklinde bir başlık kullanılmış Akşam gazetesinde. WSG Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de Türkiye'siz tampon bölge planladığını yazdı denilmiş. Plana göre 32 kilometre derinliğindeki bölgede Türkiye'nin operasyonunu önlemek için İngiliz, Fransız ve Avustralya askerleri yerleşecek. Wall Street Journal plana YPG'nin destek verdiğini, ancak Avrupalı liderlerin yoksa göç olur tehdidine rağmen cevap vermediğini yazdı denilmiş yine bu haberin ayrıntılarında. Hemen altındaki başlıkla devam edelim. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar şeklinde paylaşılıyor bu başlık. FETÖ'cü darbe girişiminden tutuklu eski üsteğmen Veysel Kör, darbeden haberim yok dedi ama kendi ses kaydı tarafından yalanlandı. Darbe oldu, sen de ilçenin yönetimine el koy. Sanık Kör 15 Temmuz akşamı mesaisi olmadığı halde karargaha gitti, darbeye katıldı. Mahkemede her şeyi inkar eden FETÖ'cü o gece telefon konuşmasının otomatik kaydedildiğini unuttu. Kayıtta Kör subaya darbe oldu, ilçenin yönetimine el koy diyor denilmiş. Bu haberde bu şekilde aktarılıyor Akşam gazetesinde. Avrupa pes etti şeklinde hemen yanındaki habere bakalım yine Akşam gazetesinden. Avrupa Parlamentosu Venezuela'da Amerika Birleşik Devletleri'nin atadığı Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı. Avrupa Birliği'ne tavsiye etti. Karar Avrupa Birliği'ni bağlamıyor, baskının artacağı anlamına geliyor denilmiş. Bu haberde bu şekilde özetleniyor. Avrupa İran'a özel ödeme yöntemi buldu. Diğer taraftan bir haberle devam edelim yine Akşam'dan. Almanya, Fransa ve İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını delmek için İran'la ticarette Instex adlı bir ödeme sistemi kurdu deniliyor. Sistemden Avrupa Birliği üyeleri de yararlanacak denilmiş. Ve 50 ünlüden İsrail'i boykot çağrısı hemen altındaki başlık. 50 ünlü sanatçı İsrail'de yapılacak Eurovision şarkı yarışmasının başka bir ülkeye taşınması için BBC'yi baskı uygulamaya çağırdı denilmiş. Yine bir diğer haberde Akşam'da. Akşamı noktalayalım ve Milat gazetesiyle devam edelim şimdi. Şeffaf yerel yönetim yine Milat gazetesinin bugünkü manşeti. Erdoğan yerel seçimlere yönelik AK Parti'nin perspektifini çizdi. Belediye ihaleleri canlı yayınlanacak, akıllı yatay mimari de çevreci şehirler tasarrufla ve adaletle yönetilecek denilmiş.
AK Parti'nin şehirleri yönetme anlayışının özünü oluşturan 11 maddelik seçim manifestosunu paylaşan Erdoğan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde şehir yönetimi modeli sözü verdi. Erdoğan, hizmet siyasetini seçecek milletin açık ara AK Parti'yi birinci yapacağını söyledi denilmiş. AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarılarıyla bugünlere geldiğinin altını çizen Erdoğan, hatalarımız elbette olmuştur ama milletimiz de ve tarih şahittir ki tüm gücümüzle ülkemizi maddi ve manevi medeniyet değerleriyle yeniden buluşturmak için çalışıyoruz diye konuştu deniliyor bu haberin de ayrıntılarında. Devam edelim logonun üst kısmındaki haberler. Milat gazetesinde ilk aktaracağımız başlık cinayet raporu dolu olacak denilmiş ve nişanlısıyla görüştü şeklinde paylaşılmış. Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında hazırladığı rapor için Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Kalemart, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ve bazı STK temsilcileriyle görüştü. Ankara'ya geçen Kalemart, istihbarat temsilcileriyle de görüştü deniliyor ve hemen yanındaki başlık Birleşmiş Milletler heyeti çok ciddi şeklinde paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Kalemart'la görüşen Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, ceset hala bulunamadı. Birleşmiş Milletler heyeti bugüne kadar görüştüğümüz en önemli taraflardan, heyetin sorunlarından şunu anladık, bu işi hakikaten ciddi manada takip ediyorlar ifadesini kullandı denilmiş yine bu haberde. Devam ediyoruz yine Milat Gazetesi ile ABD malı Guaido şeklinde bir diğer başlık Milat Gazetesi'nde. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle meşru devlet başkanına bayrak açarak kendini başkan ilan eden Juan Guaido, Nicolas Maduro'yu devirmek için kan akıtacağını açıkladı denilmiş. Venezuela'da seçilmiş başkanı devirmek için ABD kanlı darbeyi teşvik ediyor. Trump'ın başkan ilan ettiği Juan Guaido, Maduro rejimi en az kan dökerek sonlandırmak için dünya üzerindeki hükümet, kurum ve kişilerin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti denilmiş. Gözleri petrolümüzde yine Maduro'nun biraz önce aktarmış olduğumuz açıklamaları Milat'ta da yer buluyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, biz dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkesiyiz. Dünyanın en çok altın rezervi ve dünyanın dördüncü doğalgaz rezervi olan ülkesiyiz. Darbeci ABD, Libya ve Irak'ta yaptığı gibi bizim petrolümüze el koymaya çalışıyor diye konuştu. PKK indiri darmadağın bir diğer başlık yine Milat Gazetesi'nden sizlere aktaracağımız. Güvenlik güçlerinin Irak'ın kuzeyinde Zap ve Metina bölgelerine düzenlediği hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait 8 sığınak ve mühimmat depoları yerle bir edildi denilmiş bu haberin de ayrıntılarında. Milat'ın ardından Yeni Birlik gazetesiyle manşetlere devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri oyununun sonu yok bugünkü Yeni Birlik gazetesinin manşeti. Trump yönetiminin güvenli bölge projesini ABD'nin desteklediği ve çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerini korumak için devreye soktuğu ve oluşturulacak bölgenin Fransa, İngiltere ve Avustralya'dan gelecek askerler tarafından korunacağı ileri sürüldü denilmiş bu haberde. Amerikan planının ayrıntılarını ABD'li üst düzey yetkililere dayandırarak yazan Wall Street Journal'ın haberine göre ABD, Türkiye Suriye sınırında 32 kilometre derinliğinde Fırat Nehri'nin doğu kıyısından Suriye-Irak sınırına uzanan bölgede terör örgütü PKK-YPG ile birlikte sağladığı denetimi bir koalisyon gücüne bırakmayı planlıyor. Haberde kendi askerlerini çekecek olan Washington'un buraya yerleşecek batılı güçlere istihbarat, gözetim ve keşif desteği vermeyi önerdiği belirtiliyor denilmiş ve bu şekilde devam ediyor haber. Bir alt başlık görüyoruz yine bu haberin altında. Burası için Uygur çocukları sığınma evlerinde şeklinde paylaşılmış Yeni Birlik gazetesinde. İtalya merkezli İnsan Hakları Dergisi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ebeveynleri kamplara alınan çocukların bulunduğu bir sığınma evine ait olduğu öne sürülen görüntüleri yayınladı. Görüntülerde okulda duvarların tel örgülerle çevrili olması, polis merkezi ve ben bir Çinliyim ve ülkemi seviyorum yazılı propaganda levhaları dikkati çekti deniliyor yine
bu haberde. Devam ediyoruz yine Yeni Birlik gazetesiyle. Akar'ın bir açıklaması vardı Milli Savunma Bakanı'nın ve tercih değil zorunluluk şeklinde paylaşılmış bu başlık. Milli Savunma Bakanı Akar, milli ve yerli savunma sanayinin bir tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi. Akar, bu bir tercih değildir, lüks değildir, olmasa da olur şeklinde bir konu değildir. Egemenliğimiz, bağımsızlığımız, ülkemizin, vatanımızın, milletimizin güvenliği için bu bir zorunluluktur ifadesini kullandı denilmiş. Ve hemen altındaki haber, nöbetçi noterler geliyor şeklinde paylaşılıyor. Yeni Birlik'te Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, vatandaşlarımız cumartesi notere gidebilecek, pazar notere gidebilecek, nöbetçi eczane gibi nöbetçi noterlikte işlemini yapacak, tespitini yapacak, vekaletini verecek, sözleşmesini yapacak dedi. Bir diğer başlıktı bu aktaracağımız ve Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları, ilaç stokladıklarını tespit ettik başlığı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi. Denetimler artılacak açıklamasında bulundu denilmiş yine bir diğer haberde. Evet, Yeni Birlik gazetesinin ardından Milliyet'le devam edelim. Arabulucu mucizesi Milliyet'in ilk aktaracağımız başlığı, 2018'de iş hukukunda 355 bin uyuşmazlığın %70'ini arabulucular çözdü, 238 bin ihtilaf anlaşmayla sonuçlandı deniliyor. Birinci yılında dava şartı arabuluculuk sempozyumuna konuşan Adalet Bakanı Gül, arabuluculuk uygulamasının iş mahkemelerinin yükünü azalttığını belirtti. Yaklaşık 355 bin uyuşmazlığın %70'i arabuluculuklarla çözüme kavuşmuştur. Sadece %30'luk kısım mahkemelere taşınmıştır dedi Bakan Abdülhamit Gül. Anlaşmayla sonuçlanan 238 bin ihtilap 238 mahkemenin iş yüküne denktir şeklinde açıklamalarda bulundu denilmiş. Ve bu haberin hemen altındaki başlığa geçelim. İşte mutluluğun resmi deniliyor ve bir fotoğraf da paylaşılıyor bu haberde. Bakalım neymiş? Van, Gevaş'ta yarı yıl tatilini değerlendiren çocuklar karlı tepelere akın etti. Kar yağışı sonrası güneşli havayı fırsata dönüştüren onlarca çocuk tahta ve plastik borulardan yaptıkları kızaklarla kaydı. Objektiflere poz veren çocukların mutluluğu Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiirinde Abidin Dinü'ye seslendirdiği "Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin" dizesini akıllara getirdi denilmiş bu haberinde ayrıntılarında. Sumak çuvalında 850 kilo eroin, bir diğer başlık Milliyet gazetesinde. İstanbul'daki operasyonlarda 850 kilogram eroin ele geçirildi. İran'dan Avrupa'ya götürülmesi planlanan uyuşturucunun Van'da sumak çuvallarında doldurulup İstanbul'a getirildiği tespit edildi deniliyor bir diğer haberde. Evet, Milliyet gazetesinin ardından Hürriyet'le devam edelim. Sigara içen arka salona şeklinde bir başlık Hürriyet gazetesinde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, restoran ve kafelerde sigara düzenlemesinin ilaç sıkıntısına sezaryen doğumdaki artıştan yerli aşıya kadar Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu. Cezbedici olmasın diyoruz ama restoranların, kafelerin en güzel yerleri sigara içenlere ayrılıyor. Biz diyoruz ki açık alanlarda değil, görünmeyen kapalı bölümlerde içilsin şeklinde devam ediyor bu açıklama. Güvenli bölgede 60 kilometre planı bir diğer başlık Hürriyet'ten. Suriye'de güvenli bölge için Ankara planını yaptı. Buna göre güvenli bölge belli noktalarda 60 kilometreye kadar iniyor şeklinde paylaşılmış bir diğer haber. Washington'un kafası güvenli bölge konusunda karışık. A'dan Z'ye tamamlanmış bir hazırlıkları yok. Rus yönetimi ise güvenli bölge oluşturulmasına karşı değil, ancak bu hattın 15-20 kilometre derinliğinde olmasını istiyor denilmiş bu haberde de. Evet, Hürriyet gazetesinden aktaracağımız son haber de buydu ve manşetleri noktalıyoruz. Gündem devam ediyor.
İslam'ın mabetleri, camilerimizle ilgili güzel haberler var sırada. Hatay'da 5 asırlık Sarımiye Camii, onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Trabzon'da ise Doğu Karadeniz'in en büyük camisi Selahattin Camii ve Külliyesi'nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Bir sevindirici haber de Bulgaristan'dan geldi. Tarihi Makbul İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu yapılacak. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde dünyanın aydınlatılan ilk caddesinde bulunan tarihi Sarımiye Camii, onarım çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. 16. yüzyılda yapıldığı bilinen camide Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen onarım çalışması yaklaşık 2 ayda tamamlandı. Minarede, minare korkuluklarında, çatıda, yıpranan bazı yerlerde onarım çalışması yaptık. Pencerelerde halısını değiştirdik. Ve çevre düzenlemesine ait eksikliklerini tamamladık. Tarihi dokusuna zarar vermeden onarımı gerçekleştirilen cami, Antakya'da sıkça ziyaret edilen mabetlerden. Antakya'nın merkezinde bulunduğu nokta itibariyle caminin bir tarafında Katolik Kilisesi'nin üstünde bulunması, karşı tarafında Musevi Havrası'nın bulunması, Hatay'ın birlikte ve beraber yaşama arzusunun getirdiği kültürün en önemli simgelendiği mekanlardan bir tanesi. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapımına başlanan Doğu Karadeniz'in en büyük camii ve külliyesinin inşaatı da hızla ilerliyor. Yaklaşık 8900 metrekarelik alana külliye olarak inşa edilen Selahattin Camii, 5140 metrekare oturum alanına sahip olacak. Külliyenin içinde kütüphanesinden eğitim alanlarına kadar, müzesinden insanların çok rahat bir şekilde gelip ibadetlerini yapabildiği, kalabalık cenazelerin yeterli alanla birlikte dini vecibelerinin yerine getirilebildiği bir büyük şehir camisi olmuş olacaktır. Yaklaşık 7700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin bölge halkının da destekleriyle yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanıyor. Bulgaristan hükümeti soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır restorasyon bekleyen Osmanlı'nın Balkanlarda ayakta kalan eserlerinden Makbul İbrahim Paşa Camii'nin onarım çalışmalarını da başlatıyor. Atay Adigarı Camii'nin restore edilmesi için gerekli finansman sağlandı. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı İstanbul'daki Bulgar Demir Kilisesi'nin restorasyonuna karşılık Razgrad'daki tarihi caminin onarımına destek verme kararı aldı. 1617'de inşa edilen ve 30 yıldır ibadete kapalı olan cami için 2011 yılında taşınmaz kültürel anıt statüsü verilmişti. Makbul İbrahim Paşa Camii onarım sonunda müze olarak hizmet verecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, kısa adı İLİTAM olan Din Eğitimi ve İlahiyat Lisans Tamamlama Çalıştayı'nda konuştu. Türkiye'de dini hayat ve din eğitimi açısından farklı ve zorlu süreçler yaşandığını hatırlatan Erbaş, din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geride kalmış, mağduriyetler giderilmiştir dedi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Kamu Baş Denetçiliği Kurumunca düzenlenen Din Eğitimi ve İlahiyat Lisans Tamamlama, yani kısa adı İLİTAM olan çalıştaya katıldı. Türkiye'de dini hayat ve din eğitimi açısından zorlu süreçlerin yaşandığını hatırlattı. İLİTAM sürecinde en önemli etken ise hepimizin bildiği gibi 28 Şubat sürecinde yaşanan sıkıntılardır. Zira söz konusu süreçte İlahiyat fakültelerinin kontenjanları iyice azaltılmış, katsayı uygulaması nedeniyle İmam Hatip Lisesi mezunlarının farklı bölümleri tercih etmeleri de engellenmiş ve lisans eğitiminden mahrum bırakılan ciddi bir kesim ortaya çıkmıştır. Erbaş günümüzde bu tür sorunların ortadan kalktığını belirtti. Üniversite düzeyinde din eğitimi verilen okulların sayısını hatırlattı. Din eğitimi açısından sıkıntılı dönemler geride kalmış, mağduriyetler giderilmiş, dini yüksek öğretim yapan fakültelerin sayısı 105 olmuştur. Bu fakültelerin 2018 yılı kayıt kontenjanı 18 bini aşmış durumdadır.
Başkan Erbaş, ön lisans mezunlarındaki artış ve dikey geçiş sınavıyla örgün eğitime geçişteki yığılma sebebiyle din eğitimi ve ilahiyat lisans tamamlama programının bir ihtiyaç olarak gündeme geldiğinin altını çizdi. İLİTAM konusunun, yani uzaktan eğitim imkanının ve tercihinin imkansızlıklar nedeniyle öğrenim çağında istediği eğitimi alamayanlara fırsat sunması, eğitim mekanı, eğitimci, konaklama ve ulaşım giderlerinden tasarruf ettirerek eğitim maliyetlerini düşürmesi, öğrenmenin sorumluluğunu büyük oranda bireye yükleyerek bireyselleştirilmiş eğitime olarak imkan sağlaması, mevcut eğitim ortamına sıcak bakmayanlara alternatif olması ve benzeri önemli sebepler vardır. Ayrıca İLİTAM programları özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarına, personeline dini yüksek öğretim düzeylerini yükseltme imkanı da sunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, din eğitiminde Kur'an-ı Kerim ve Arapça gibi derslerde seviyenin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerin bir kısmının ekonomik sebepler, kolay eğitim ve benzeri nedenlerle başarılı ve akademik düzeyleri yüksek olsa dahi diploma karşılıkları ve kazanımları eşit olduğu için örgün eğitim yerine İLİTAM'ları tercih etmeleri, örgün eğitim kurumlarına daha yetersiz seviyede olanların gitmelerine neden oluyor. Yani buradaki öğrencilerin bir kısmının niye böyle bir tercihte bulunduğunu da dikkate almak gerekiyor. Bu ise dini yüksek öğretimde nitelik ve kalite sorununu daha derin, kapsamlı ve çok boyutlu bir hale getirmektedir. Okuma yazma bile bilmiyordu ama çalıştı ve başardı. 54 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Safiye Uysal, azmiyle örnek oldu. Tenzilel Aziz'in Rahim. 54 yaşında, okula gitme imkanı bulamamış çocukken. Bu nedenle okuma yazma bilmiyor. Bu eksikliğin yaşamında çok sıkıntısını çekiyor ancak onu daha da rahatsız eden şey Kur'an-ı Kerim'i de okuyamamasıydı. O öğrenmek çok istedim. Başka bir mahalle hocaya gidiyordum, okuyordum. Hocam önüme çıktı, buradaki asemeye sebep oldu. O sebebinden geldim buraya ben. Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Safiye Uysal'ın Kur'an aşkı öne çıktı. Sonrasında okuma yazmayı öğrenirim dedi. Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'nde açılan Kur'an kursuna başladı. Daha önce de Kur'an öğrenmeye niyetlenmiş ancak başaramamıştı. Bu kez 4 ayda hedefine ulaştı. Yeni yazım olmadığı için ilk Arapça yazıyı da okuduğum için çok mutluyum. Kur'an-ı Kerim'i bütün bayanların öğrenmesini tavsiye ediyorum. Kesinlikle okumam yazmam yok, öğrenemem diyen bayanlara tavsiyem şudur ki okuma yazması önemli değil. Gelip Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilirler. Genelde yani halkımızda Kur'an-ı Kerim zordur. Çıkaramayız, harflerini çıkaramayız gibi bir sıkıntı var. Kesinlikle o sıkıntıya girmemeleri gerekir. Yeter ki gayret olsun. Safiye Hanım bunun en canlı örneği. Okuma yazmayı bilmemek Kur'an öğrenmeyi de zorlaştırıyordu ama o gönlünü Kur'an'la aydınlatmayı başardı. Şimdi Kur'an okumayı bilmeyenlere çağrı yapıyor. Herkes gitsin diyorum yani. Yaşlıymış, gencimiş yani öğrenemem demesinler. Herkes okusun. Safiye Hanım en kısa zamanda okuma yazma öğrenmeyi de planlıyor. O Ankara'da açlık ve soğukla mücadele eden sokak hayvanlarının can dostu. Mamak'ta kiraladığı bir gecekonduda korumaya aldığı köpekleri besliyor, bakımını yapıyor. Canan Koç özellikle kış günlerinde tüm insanların sokak hayvanları için duyarlı olmasını istiyor. Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşıyor Canan Koç. Sokakta bulduğu yavru köpekleri gönüllü olarak kiraladığı gecekonduda misafir ederek ihtiyaçlarını gideriyor. Ne yapabiliriz diye düşünürken hemen bu gecekonduyu, tabii biraz kötü fakat onlar için burada soba yakıyoruz, kiraladık burayı, sıcak ortam yarattık. Onlara sıcak bir yuva kapısı açan Canan Koç bu korumasız hayvanlara yavrularım diye sesleniyor. Özenli besliyor, bakımlarını yapıyor. Bebeklerimizin, yavrularımızın beslenmesi var burada. En iyi mamayla beslemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda vitamin desteği veriyoruz. Sıcak sobaları sabah akşam yanıyor burada. 7-24 hep sıcak ortam ve günlük 3-4 kere tüm battaniyeleri değiştirilerek temizlikleri yapılıyor. Başına geldi. Ya şapkasını alma.
Canan Hanım sahipsiz hayvanları korumak için bireysel olarak kalmamış, bir de dernek çatısı altında kendisi gibi duyarlı insanları toplamış. Patiliköy Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği'nin kurucularından. Bakımını üstlendiği sokak hayvanlarına adeta anne şefkatiyle yaklaşıyor. Üşümesinler diye onlara kıyafet bile giydiriyor. Her şeyleriyle ilgileniyoruz. 8 yıldır Ankara'daki sokak köpeklerinin en yakın dostu olan Canan Hanım'ın büyütüp beslediği yüzlerce köpek bulunuyor. İnsanların da özellikle bu kış günlerinde yuvasız hayvanlara karşı duyarlı olmasını istiyor. Gündeme basında Diyanet'te devam ediyoruz. İlk aktaracağımız haber Yeni Akit gazetesinden Profesör Doktor Ali Erbaş'tan Bakan Akar'a ziyaret başlığıyla veriliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ziyaretiyle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Milli Savunma Bakanı Akar'ın Profesör Doktor Erbaş'la makamında çekilen fotoğrafı, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı makamında ziyaret etti notuyla paylaşıldı denilmiş. Milat gazetesinden bir diğer başlığımız Osmaniyeli miniklerden Yemen'e yardım şeklinde. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için Yemen'e Sessiz Kalma adıyla başlatılan kampanyaya Osmaniye Merkez Karayiğit 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri kendi harçlıklarından biriktirdikleri 350 TL ile katkıda bulundular. Öğrencileri Dursel Alın'la birlikte il müftülüğünü ziyaret eden öğrenciler topladıkları yardımla il müftüsü ve TDV Şube Başkanı Ali Rıza Tahiroğlu'na teslim ettiler denilmiş bu haberde de. Akşam gazetesinden bir haberle devam ediyoruz. Diyanet'ten kadınlara özel cuma dersleri başlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca cami ve Kur'an kurslarında cuma günleri kadınlarla hafta sonları çocuklara yönelik temel dini bilgiler dersleri verilecek. Şubat ayı itibariyle başlayacak faaliyetle ilgili bilgi veren Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, cuma öğleden önce veya sonra uygulanabilecek programa kız Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin yanı sıra kurs faaliyetlerimize uzun süreli katılma imkanı bulamayan hanım kardeşlerimiz de katılabileceklerdir diye konuştu. Ve Milat gazetesinden bir haber, sigarayı bırakan imamlara ödül şeklinde paylaşılmış. Diyanet Sen Genel Başkanı Bayrak Tutar, sendika olarak sigarayı bırakmak isteyen din görevlilerini ödüllendireceklerini açıkladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hac ve umre organizasyonlarında sigara kullanmayan din görevlilerini tercih edecekleri ve sigara kullananların imam olamayacağını açıklamasına Diyanet Sen'den destek geldi. Diyanet Sen Genel Başkanı Mehmet Bayrak Tutar, din görevlilerinin sigara bağımlılığını ortadan kaldırmak için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını söyledi denilmiş. Sabah gazetesinden bir haber, Taksim Camii'nin %95'i tamam şeklinde paylaşılıyor. Taksim'de yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürerken kaba inşaatın %95'i tamamlandı. Önceki gün kule vinçlerinin sökülmesinin ardından dün akşam saatlerinde vinç yardımıyla kaldırılan iki minarenin külahları da yerlerine yerleştirildi. Külah bölümünün 8 ton ağırlığında ve çelikten yapıldığı öğrenildi. Taksim Camii'nin minare yüksekliği 61 metre. Bu yükseklik özellikle çevredeki diğer dini mabetlerin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi denilmiş yine bu haberde de. Evet, son aktaracağımız haber de buydu. Bugünkü Cuma hutbesinin başlığını hatırlatalım sizlere. 1 Şubat 2019 gününün Cuma hutbesinin başlığı Rıfk Allah her işte zarafeti sever şeklinde paylaşılıyor. Ve insanların günlük hayatında her işi zarafetle yapması gerektiğini ifade ediliyor. Bu günkü Cuma hutbesinin ayrıntılarında diyelim ve gündemi noktalayalım efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel haberler alacağınız hayırlı bir gün olsun. Hoşçakalın.